Herkese Rebro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir ürünün kutu açısını yapacağız. Bir tane böyle PSP 3000 konsolu taklidi. Neymiş adı? PvP Station Light 3000. Çok değişik. Kutusuna falan bakın şöyle. Hem Crash var hem de böyle Super Mario'nun ya da bizim Mario'nun Smash Bros'taki pozu var. Böyle kavga pozu var. Değişikmiş. Buralarda da Crash resimleri var. Vallahi burada da Crash var. Burada da Crash var. Crash de kafaya bozmuşlar ya. Ekrandan Crash fırlıyor. Böyle bir şey, böyle bir çakma el konsolu. Değişik bir cihaz. 8 bit. Şurada 8 bit. 2.8 inçlik bir LCD ekranı olduğundan bahsediyor. Arkasında ne yapıyor? Bayağı bir şey var. Yani kutuyu bir inceleriz. Kutu çok enteresan. Yani direkt böyle kutuyu anlatmaya başladım. Enteresan olduğu için. Şimdi bu ürünü N11'den 70 lira civarına alabiliyorsunuz. Açıklama kısmına linkini koyarım. Ben dediğim gibi bir tane ikinci el dükkanından buldum bunu. Baktım bunu sıfırını alsam ne kadar olur falan diye düşündüm. Sıfırını aldım. Hani kutusu açılmış yaparız diye. Çünkü ikinci el sitesinde kutusu satıyor da. Böyle bir şey, ilginç bir cihaz. Şöyle kutusundan tekrar bahsedersek, aslında kutusunda şöyle bir değişik 3 boyutlu gibi şeyler var. Kar gibi böyle gözüküyordur umarım kameradan. Değişik bir şey var, yansımalar var böyle, değişik bir şey yapmışlar. Burada Crash Over Mutant oyunundan bahsediyor ama işte Mario'nun altına koymuşlar. Şöyle ekrandan fırlayan bir Crash var. Burada Full Color LCD Screen More Brighter falan yazıyor işte. Şurasında 3D 8 bit 2.8 LCD inç 2.8 inç LCD ekrandan bahsediyor. PvP Station Light 3000'miş adı da. Şöyle kutunun arkasına bakalım. Bayağı böyle ilginç. Burada da Crash var, ekrana fırlamış. Vallahi PSP'ye bayağı benziyor hani. Şöyle gösterirsek PSP'yi andırıyor cihaz. Şurasında renklerine bakıyor. Bu arada bu aletin yeşil, kırmızı, orange diyor, pink, bayağı bir rengi varmış. Ben internette kırmızı, yeşil ve siyahını gördüm. Siyahını almak istedim çünkü bayağı PSP taklidi olan konsol olduğuna göre kıyaslamak için siyahın daha uygun olacağını düşündüm. Alette evet, harbiden sıfırmış. Şurada şerit var. Evet, açtım. Ne çıkıyormuş kutudan? Şöyle bir adaptör çıktı. Bu arada televizyona bağlanabiliyormuş. O yüzden şöyle bir S video kablosu çıkıyor içerisinden. Konsolu aldık. Bayağı hafif. Başka bir şey var mı kutuda? Şöyle. Bir şey yok. Kullanma kılavuzu var bir tane. Onu da açtık. Kontrol lentmiş bu arada. Kontrol lent yazıyor kullanma kılavuzunda. Evet. PvP 3000 El Atari. Kullanma kılavuzunda yazan bu. Şimdi ne varmış? Şu kabloyu adaptör diye anladım ama. Şöyle bir tane. Evet, adaptörü var. Şey tarzı adaptör. Neydi bu? İşte USB ucu gibi olanlardan. Bir tane kablo var televizyona bağlamak için sanırsam. Ve cihaz geldi. Çok ilginç. Cihazın şurasında şöyle bir boşluk var. Sanki kartuş takılıyormuş gibi. Ama kutudan öyle bir şey çıkmadı. Aynen. Ne yapacağız ki oraya? Ne takacağız acaba? Valla konsol yukarıdaki tuşları yok. Bayağı dandik, iğrenç bir konsola benziyor söyleyeyim. Güzel değil yani. PSP'ye de bayağı bir andırıyor ama ekran tabii çok küçük. Evet, arka taraf olarak da bence. Zaten kontrol lent yazıyormuş arkasında. Şurada speaker'ı var. Şöyle bir cihaz. Burada sanırsam pil için yer var. Evet, kendi pili var. Şöyle adaptörü var. Evet. Valla iğrenç, çok güzel değil yani, pek güzel gözükmüyor. Şöyle ekranda bir çizgi var ama jelatini var herhalde. Ekranda jelatin vardır umarım. Evet, ekranda jelatin var. Şöyle çizik var da tırstım yani, sevmediğim şeydir. Yani değişik yani, hiç analog stick yok. D-pad'leri var, tuşları var. Hani böyle bir adi, tabii ki de çok adi duruyor ama şunu merak ettim ya, şuraya ne takılıyor acaba? Şu girişe ne takılıyor ya? Çok merak ettim. Alt kısımda ses açma kapama tuşları var. Böyle bir açalım bakalım olmadı. Of! Sese bak! Gümbür gümbür bir ses geliyor. Bayağı kuvvetliymiş sesi. Bu arada tuşlar da ilginç, tuşları da üçgen, yuvarlak, kare, X gibi ama böyle kar gibi. Hani şu kutudaki şu parlamalar var ya, o parlamalar şeklinde tuşları.
Şimdi action game, fighter game, sport game, puzzle game, racing game, shoot game diye kategoriler var. Action game'de Mario var. Fighter game'de böyle Amerikan güreşçisi gibi bir adam var. Sport game'de arkadaş var. Beyzbol sopasıyla. Puzzle game'de de ne olduğunu anlamadığım bir yaratık var. Ejderhaya benziyor. Racing game'de de bir araba var. Shoot game'de de Metal Slug'daki adama benzeyen bir şey var. Şimdi action game'den bir girelim. Super Mario, Crash, 1942, Angry Birds, Challenger. Bayağı oyun var ya. İkinci sayfaya geçtim. 16. 16'ya geçtim. Bayağı bir şey var yani. Fena değilmiş ya. Rastgele bir oyun açayım o zaman. Super Mario 3'ü açayım. Direkt aynen Super Mario Bros. 3. Ekranın bayağı kötü olduğunu söyleyebilirim ekranın. Zaten onunla ilgili burada bir şey yok. Ayar kısmı yok. Yani tuşlar dandik ama oynanıyor yani söyleyebilirim ama çok kaliteli olduğunu söyleyemem. Lan mantar nereye gitti? Mantarı kaçırıyorduk. Evet. Fena yani. Çok güzel olduğunu söyleyemem. Evet. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bu konsol hediye olarak birisini almak isterseniz küçük yeğeninize falan alabilirsiniz. Ama tabi 80 lira 70-80 lira arası değişiyor fiyatı. Çok da ucuz sayılmaz. Mantar hep ters yöne doğru gidiyor. Güzelmiş. Şimdi buradan oyuna geçmek için reset'e basacağız herhalde. Reset tuşuna basınca ana ekrana attı beni. Fighter game'e geliyorum. Burada Hagar var abi direkt menünün altında. O kadar crash diye bağırdılar. Şu action game'deki crash'i bir açayım ya. Şuradaki crash. Evet. Bakalım nasıl bir şeymiş. Harbiden crash lan bu. Aa. Bizim crash mi bu? Nasıl bir şeymiş ya bu? Aa, çok ilginç bir şey. Crash mi değil mi? Crash değil herhalde de anlamadım nasıl bir oyun oldu. Bu oyunu bilmiyorum hani. Bilen varsa yorum kısmına yazabilir. İlginçmiş. PSP ile falan şöyle bir kıyaslarsak tabi çok fark var ama bayağı böyle benziyor yani. Hani bayağı adamlar çalmışlar PSP'den dizayn olarak. Şöyle gösterebilirim. Şöyle baktığınız zaman bayağı farkı görüyorsunuz. Benzerlik de var. Logo bile hani benziyor tabi. Logonun fontu bile benziyor. PSP Go'ya gelirsek PSP tabi PSP Go bundan küçük ama daha güzel tabi de. Çok hafif onu söyleyebilirim. Zaten full plastik hani hiçbir aksamı yok galiba plastikten başka. Tamam plastik yapmışlar. Şu kısmını merak ettim gerçekten nasıl bir şey ama bir şey çıkmıyor. İnternette biraz araştırma yapayım bari bunun ne olduğunu. Bilenler varsa yorumlar kısmına yazabilir. Menüye şöyle tekrar bakalım. Action game, shoot game, sport game, puzzle game, racing. Bayağı böyle güzel güzel bir ayırmışlar oyunları. Yani bu konsolda Mario falan oynanır. Ne bileyim. Angry Birds'e bakalım bir de ya. Angry Birds nasıl yapmışlar? 8 bit Angry Birds. İlginç. Stage 2'den niye başladık ki biz? Bu nasıl bir oyun ya? Abi çok ilginç. Kutu ittirme oyunu gibi bir şey. Direkt öldüm. Stage 2, Rest 2. Neden Stage 2'den başlıyorum? Stage 1'den başlamadım. Anlamadım. Bu zıplıyor. İlme falan var. Ne oldu lan? Select'e bastım öldüm. Çok ilginç. Yani Mario'yu falan fena çalıştırmıyor. Pilomer hakkında fikrim yok şu anda. Açar açmaz zaten çalıştı. Zaten bir gösterge var mı? Yani şurada bir gösterge var Pilomer'le ilgili. Şu anda yeşil gözüküyor. Herhalde şu anda iyi durumu. Şurada da zaten PvP Pocket Light yazıyormuş. Böyle bir konsol. Şurada da kulaklık çıkışı diyeceğim ama bu sanırım bunu televizyona bağlamak için olan şu. Şunun için kullanılıyor burası sanırsam. Bunu buraya takıyorsunuz. Televizyona bağlanabilir. Yani televizyona bağlamayacağım şimdi bunu. Belki başka zaman bağlarım ya da Instagram videosu yaparım bilmiyorum hani. Çok değişik bir konsolmuş. Böyle işte arkadaşlar. Kutusu da böyle. Bu ilginç konsolu
açtık, inceledik kısaca. Değişik bir ürünmüş. Hani 70-80 lira civarında PSP 1000 falan bulursanız, yani 100 lira falan gerçi PSP 1000'ler. 100 liraya falan onu alabilirsiniz ya da 150 liraya falan biraz daha para biriktirip. Bu tarz bir şey tabii almayın diyorum ama böyle İngiliz konsolları da kanalda inceliyoruz biliyorsunuz. İncelemeyi de seviyorum. İngiliz konsollar varsa hani incele falan dediğiniz yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Gerçekten ilginçmiş. Çok farklı, çok değişik bir konsolmuş. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu değişik konsolu da inceledik. Başka değişik konsol inceleme videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.